Gözlerimi zebranın ateş saçan gözlerinden çeksem de artık her şey için çok geçti. Artık her şeyi öğrenmiştim. Bedenim korkunun esiri olmuştu. Titremelerimi bir türlü durduramıyordum. Zebranın bana ne yapacağını kestiremiyordum. Ondan korkuyor muydum? Bu soru aklımın kuytularında dolaşırken zebra ateş ocağının bedeninden sıyrılıp esas bedenine büründü. Sol kolumu uzun tırnaklı piseliyle tutup hiçbir şey söylemeden beni arkasından resmen sürüklemeye başladı. Bu suskunluğunun altında yatan felaketimin farkındaydım. Belki de en başta yapması gereken şeyi şimdi yapacaktı. Ne ben bir şey söyledim ne de o konuştu. Önce evden çıktık. Ardından evin patika yolundan yokuş yukarı çıkmaya başladık. Dolunay tüm heybetiyle bize yol gösterirken bizi gören cinler kaçışıyor, evlerinde olanlar gizlice bizi izliyorlardı. Bozuk yollardaki taşlara takılıp birkaç defa düşme tehlikesi geçirsem de umurumda olmadı. Geçiş kapısının önüne geldiğimizde duraksadık. Suskunluğunu koruyarak bir eliyle gözlerimi kapadı ve birkaç saniye sonra elimi gözlerimden çekti. Beni nereye getirdiğini bilmiyordum. Korkuyla gözlerimi açtığımda kendi odamda olduğumuzu gördüm. Zebran kolumu bırakıp odamın dört köşesine dokunarak tılsımlı sözler okumaya başladı. Hiçbir cinli varlık odaya giremeyecek ve dışarıdan bizi izleyemeyecekti. Bu neden yaptığını bilmiyordum ama ne olacaksa ikimizin arasında kalmasını istediğinin farkındaydım. Sessizce yatağıma oturup olacakları beklemeye başlarken Zebran işini bitirip ateş ocağının bedenine dönüşerek yanıma oturdu. Gözlerimin içine bak Ekderya. Bu uzun zaman sonra bana söylediği ilk cümle oldu. Sesinde ne bir kızgınlık ne de bir öfke kırıntısı vardı. İşte tam da bundan korkmalıydım. Çünkü gösterilmeyen öfke, sessizliğe bürünen hayal kırıklığı, intikamların en acısı, en büyüğü demekti. Sol gözümden akan yaşı silecek cesaretim bile yoktu. Zebran parmak uçlarıyla gözyaşlarımı yanağımdan silip iki eliyle yüzümü kavradı ve gözlerimin içine bakmaya başladı. Hiçbir şey senin suçun değil Ebrar. Sen sadece içine düştüğün bu bataktan kurtulmak istedin. Benden kurtulmak istedin. Seni anlıyorum ve seni suçlamıyorum. Dudaklarından dökülen sözcükler ile ne hissedeceğimi bilmezken, gerçekleri öğrendikten sonra bu kadar sakin ve anlayışlı olması kafamı karıştırmıştı. Bana oyun oynuyor olabilir miydi? Hayır Ebrar, sana oyun oynamıyorum. Aksine artık aramızda hiçbir sır ve oyun olmayacak. Gözlerinin ardından nereden geldiğini anlamadığım pis ve eskimiş bir bez çantası kucağına aldı ve gözleri yeniden gözlerimi buldu. Birazdan göreceklerine hazır olmanı ve dayanmanı istiyorum Ebrar. Titreyen göz kapaklarım ile çantayı göstererek ne var bunun içinde diye sordum. Cevabından ise öylesine korkuyordum çünkü artık yaşadıklarımın bir sınırı yoktu. Babanın bana yapmış olduğu büyü. Gözlerimi korkuyla açarak kendimi ondan ve büyünün olduğu çantadan uzaklaştırdım. Benim de senden sakladığım sırlarım var Ebrar. Bu defa o gözlerini benden çekerek bakışlarını çantada sabitledi. Bu büyüyü baban Mustafa Hoca ile birlikte benim için yapmış. Ne diyorsun sen Zebran? Babam neden öyle bir şey yapsın? Sesim şaşkınlıktan ve şoktan o kadar az çıkmıştı ki ben bile kendimi zor duyuyordum. Baban kendisini öldükten sonra senin hüddam olmanı istediği için sen hüddam olana kadar peşini bırakmayayım diye bana bağlama büyüsü yapmış ve şoktan açılan ağzımı elimle kapatırken Zebra nasıl gerçeği anlatmaya başladı. Ve ben büyünün etkisiyle senin hemen hüddam olabilmen için babanı öldürdüm. Sana yaptığım tüm kötülüklerin sebebi bu çantanın içinde. Babanın büyüde yazdığına göre bu büyüyü bir tek sen bozabilirsin. Gözlerimden akan yaşlar artık gözlerimi acıtmaya başlasa da dinmek bilmiyorlardı. Babamın yaptığı şeye inanmak istemiyordum. Zebra'nın onun katil olduğuna inanmak istemiyordum. Zebra'nın çantanın ipini açtığında içinden kanla kaplı bir poşet çıkarıp yatağın üzerine serdi. Annemin özenle seçip aldığı yatak örtüsünü kana bularken poşetten gelen pis koku midemi bulandırıyordu. Zebra'nın gözlerimin içine baktıktan sonra poşeti açmaya başladı. Gördüğüm görüntüyle boğazıma kadar gelen safranı kusmamak için kendimle savaşırken güçlü olmaya çalıştım. Oysa ki ruhum bir kar tanesi kadar güçsüzdü. Zebra'nın gözlerinde eriyecek kadar zayıftı. Poşetin içinde küçücük bedeni kanla kaplı bir bebek cenini vardı. Üzerinde iğneler batırılmış ve yazılar yazılmış, saman kağıtları vardı. Kağıtları kan ile kaplı olması gerekirken hiçbir yerinde bir damla kan lekesi yoktu. Bebek iki avucumun büyüklüğüne yakındı. Gözleri, dudakları, elleri ve ayakları oluşmuştu. Kısacası bedeni doğmak için hazırdı ama babam buna engel olmuştu. Asıl katil kimdi? Kendisine yapılan büyünün etkisiyle hükmamı öldüren Zebra'n mı? Yoksa emelleri uğruna daha anne karnında olan doğmamış bir bebeği öldüren ve yaşama hakkını elinden alan babam mı? Aklım ve vicdanım bu sorunun cevabını ararken Zebran poşeti bana doğru yaklaştırıp gözlerimin içine yeniden bakmaya başladı. Büyüyü bozmak için iğnelere takılı olan kağıtları alırken tılsımlı sözleri söylemen gerekiyor. Tüm iğneleri bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra bebeğin karnını ikiye kesip içindeki cam küreyi yine tılsımlı sözleriyle yere atıp kıracaksın. Hepsi bu kadar mı? Evet.
Ben o tılsımlı sözleri bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Zebran sol elini üçüncü gözümün üzerine koyup gözlerini kapatarak tılsımlı sözleri okumaya başladı. O okudukça güçlendiğimi hissediyordum. Tılsımlı sözler beynimi işgal ederken elini alnımdan çekti ve geriye doğru çekildi. Bebeği kokudan midem bulansa da önüme doğru çektim ve tılsımlı sözleri okumaya başlayarak iğneleri bebeğin bedeninden çekip katlanmış kağıtları açarken Zebran yine kendi bedenine bürünmüştü. El hekim kün her gün yünel bir kes. İğneleri bebeğin bedeninden çıkarıp tılsımlı sözleri okumaya devam ederken Zebran daha fazla dayanamayıp bedenini yatağıma bıraktı. El hekim kün her gün yünel bir kes. Bir iğneyi daha çıkarıp kağıdı açtıktan sonra bakışlarımı korkuyla Zebran'a çevirdim. Ağzından, burnundan, gözlerinden ve kulaklarından akan zift gibi kanlar yatak örtüsü üzerinde bir araya geliyordu. Ona bir şey olmasından korksam da daha fazla duraksamadan iğneleri bebeğin bedeninden çıkarmaya devam ettim. Zebra'nın bedenindeki tüm kanlar yatak örtümünün üzerinde birleşip bir kaynar su gibi fokurdarken gözlerime ilişen bakır takı tabağımı hızla boşaltıp kana benzeyen sıvıyı bakır tabağa aktardım. Ve son iğneyi de bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra iğneleri ve açılan kağıtları bakır takı tabağımın içine attım. Zebra'nın bedeninden dumanlar çıkmaya başlarken attığı çığlıklar kalbimi paramparça ediyordu. Kendimi sakinleştirmeye ve ona hiçbir şey olmayacağına dair ikna etmeye çalışırken makyaj masasının üzerindeki törpümü alıp tılsımlı sözleri söyleyerek bebeğin karnını ikiye yardım. Zinharük bebehilha. Bebeğin içinden çıkardığım avucumun içi büyüklüğündeki cam kürenin içinde yanan ateş daha da harlanıp yanmaya başlarken hiç düşünmeden cam küreyi yere atıp kırdım. Ve ateş geçtiği yerleri küre çevirerek kendi kendine bakır takı kasemin içine girdi. Kasemin içindeki tüm kağıtlar alev alıp yanarken Zebra'nın içinde kalan tüm katran sıvılar da kasenin içine doldu. Ve büyük bir ateşle yanıp yok oldu. Kasenin içinde kalan külleri bebeğin üzerine döktükten sonra bebek önce küle döndü ve ardından yok oldu. Alnımdan akan terleri elimin tersiyle silerken yatağımda baygın halde yatan Zebra'nın yanına gidip ağlayarak başını göğsüne yasladım. Geçmişti, bitmişti ve her şeyi daha da iyi anlamıştım. Asıl düşmanımın kanı damarlarımda dolanıyordu. Babam, beni kendi amaçları uğruna kurban etmişti. Asıl suçlu Zebra'n değil, babamdı. Başımı yastığıma koyup Zebra'nın hareketsiz bedenini bedenime yasladım. Başını göğsüme koyup sarıldım ve gözlerimi kapadım. Ne kadar süre bu halde kaldık bilmiyorum. Üzerimdeki kırdanış bir gözlerimi hızla açtığımda Zebra'nın uyanmış olduğunu gördüm. Telaş ve korkuyla yatağımdan kalkıp Zebra'na sıkıca sarıldım. Gözlerimdeki yaşlar yine benden izinsiz akmaya başlamıştı. Zebran, iyi misin? Zebran bana sarılmadı. Kollarımı boynundan çözüp bileklerimden tutarak beni yatağa oturttu ve kendinde yanıma oturdu. Gözlerimin içine sanki bir daha hiç bakmayacakmış gibi bakmıyordu. Önemli olan beynim iyi olup olmayacağımı değil, Zebran şimdi ne yapacağımız? Ve bundan sonra ne olacağı. Anlamaz gözlerle ona bakarken kaçırdığı gözlerindeki duyguları anlatabileceğim bir kelime bulamıyorum. Bundan sonra Mustafa Hoca'ya da Günas'a da inanamam. Onlar ile birlikte olamam. Ellerini bileklerimden çekerek kendini benden uzaklaştırdı. Ben büyüğü ile de olsa babanı öldürdüm evler. Sana tecavüz ve işkenceler ettim. Artık senin yanında duramam. Bunu yapamam. Beni azat et. Ve bu kabustan kurtul. Nişanın ile yeniden mutlu ol, eski hayatına dön. Zebra'nın ağzından çıkan sözcükler uğruna aylardır savaştığım şeylerdi. Başarmıştım, artık bu kabustan uyanabilir, kurtulabilirdim. Buna sevinmem gerekirken neden içimde büyük bir hüzün vardı? Neden Zebra'nın söylediği her cümle canımı bu kadar yakıyordu? Sana yaptıklarımın bir özrü olarak Sirmina'yı kurtaracağım. Onu sana getireceğim. Ve sonrasında sonsuza kadar bir daha karşına çıkmayacağım. Seni çok sevsem bile... Bunu sana borçluyum Ebrar. Zebra'nın sözleri ruhumu paramparça ederken aklıma gelen düşünceyle gözlerinin içine bir umutla bakıp ellerinden tuttum. Teklifimi kabul ederse ne olursa olsun hep onunla olacaktım. Ama kabul etmezse kararına saygı duyacaktım. O gün yanıma gelen Müslüman cin padişahın teklifini kabul edelim Zebra. Onların tarafına geçelim. Günas'tan ve Mustafa Hoca'dan intikamımızı alabiliriz. Ve kimse bize bir şey yapamaz. Zebra'nın ellerini ellerimden hızla çekip ayağa kalktı. Ve benden birkaç adım uzaklaştı. Ne saçmalıyorsun sen Ebrar? Ben kafir bir cin padişahım. Bunu yapamam. Kabilemi bırakamam. Onlar da her şeyi anlattığımızda seninle birlikte Müslüman olur. Zebran yeniden sessizliğe bürünürken kendime her türlü cevabı hazırlamaya çalışıyordum. Aramıza yine aşılması zor bir duvar örmüştüm. O duvarı yıkmak da, bir tuğla koymak da Zebran'ın elindeydi. Gözlerinin içine cevap vereceğini merak ederek bakarken içimden teklifi kabul etmesi için dualar ediyordum. Kabul etmeliydi. Beni anlamalıydı. Gözlerimi gözlerinden çekerken içimdeki ses teklifimi asla kabul etmeyeceğini söylüyordu. Önce bakışlarını üzerimden çekti, sonra ellerini. Benden birkaç adım uzaklaşırken yüz ifadesinden duymaktan korktuğum şeyleri söyleyeceğinin farkına vardığımda susması için başımı iki yana salladım. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Ben Müslüman olamam Ebrar. Teklifi kabul edemem.
Kabilemi Müslüman olması için zorlayamam. Ben şeytanın soyundanım ve öyle kalacağım. Benim için yaptığın onca şeyi, sana olan aşkım yüzünden yaptığım basitçe şeylerdi. Ama sana yaptığım şeylerin sebebi büyü de olsa bir yanımda yapmam için yalvarıyordu. Delicesine hiçbir şey istemediğim kadar çok istiyordum sana ve bedenine sahip olmayı. Ben kötüyüm ve içimdeki kötülüğü silip atamam. Sana yaptıklarımın bedeli olarak Silmina'yı kurtaracağım ve boşanacağız. Sen sadece hükdamım olarak kalacaksın. Tabi hala şeytanın, kötülüğün tarafında kalmak ve hükdam olmak istersen. Sesi öyle sert ve kararlı çıkıyordu ki, ne yaparsam yapayım kararından geri döndüremeyeceğimi biliyordum. Başımı kabul ettiğimi belirtir bir şekilde sallarken bir daha gözlerine bakma cesaretini gösteremedim. Yunus'a ve Mustafa Hoca'ya sana yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O günden sonra istediğin an özgür kalacaksın. Sana söz veriyorum. Bunları söyledikten sonra gözlerinin önünde buhar olup kayboldu. İlk birkaç dakika beynimde yankılanmaya devam eden sözlerini sindirmeye çalıştım. Hayatım yine eskisi gibi olacaktı. Murat ile yeniden bir araya gelebilir, hatta evlenebilirdim. Peki ya neden mutlu değildim? En başından itibaren istediğim şey gerçekleşmek üzereydi. Özgür kalacaktım. Babamın lanetinden kurtulacaktım. Düşünmekten gözlerim zonklamaya, ağrımaya başladığında alnımı parmaklarımla ovarak ayağa kalktım. Artık kendime gelmem ve toparlanmam gerekiyordu. Eski Ebrar olmam gerekiyordu. Odamdaki aynada kendimle göz gözü gelirken içimden kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun güçlü olacak ve asla pes etmeyecektim. Giyeceğim kıyafetlerimi hazırlayıp kendimi banyoya attım ve ılık suyun bedenimi esir almasına izin verdim. Sanki suyun değdiği yerlerde gizli kalmış günahlarım yok oluyor, arınıyordum. Ben Zebra'nın izlerini bedenimden ve ruhumdan silip atıyordum. Banyoda üzerimi giyinip saçımı kuruttuktan sonra odama geri dönüp pencereyi açarak temiz havanın içeriye girmesine izin verdim. Canım aşırı derecede tatlı çekmişti. Mutfağa gidip kendime birkaç çikolata alıp sade filtre yaptıktan sonra odama geri döndüm ve televizyonumu açıp en sevdiğim komedi dizilerinden birini izlemeye başladım. Çikolatamdan ısırıp hemen ardından kahvemi yudumlarken normal bir insan gibi yaşamayı ne denli özlediğimi fark ettim. Aklıma gelen fikirle telefonumu elime alıp Damla'nın numarasını bulup hemen aradım. Kuzum, nasılsın? Neşeli sesi kulaklarıma dolarken onu ne kadar çok özlediğimi hissettim. İyiyim canım, eğer işin yoksa yarım saat sonra her zamanki katta buluşsak olur mu? Olur tabii, seni o kadar özledim ki bu zamana kadar hazırlanma rekorumu kırıp geliyorum. Ben de birazdan çıkacağım, görüşürüz. Görüşürüz canım. Telefon görüşmesini bitirdikten sonra kahvemden büyük bir yudum alıp bitirerek televizyonumu kapattım. Dolabın kapaklarını açıp giysilerime göz gezdirdikten sonra Murat'ın doğum gününde hediye aldığı lila rengi, boyu dizde biten kalın askılı elbiseyi giyinip saçımı at kuyruğum odayında topladım. Hafif bir makyaj yapıp takılarımı taktıktan sonra parfümümü sıkarken aynadaki görüntüme burukça gülümsedim. Bir insan için yaşaması sıradan olan şeyler bile benim için o kadar farklı geliyordu ki beyaz spor ayakkabılarımı alıp lila renk çantamı eşyalarımı koyduktan sonra odamı üstten toparlayıp boş kahve fincanımı elime alarak odadan çıktım. Aşağı kata indiğimde bardağı bulaşık makinesine atıp evden hızla çıktım. Arabama binip hızla Damla ile bulaşacağımız kafeye doğru yol almaya başladım. Aslında yürüyerek de gidebilirdim. Kafe evime çok yakındı ama araba sürme hissini özlemiştim. Radyodaki şarkıların biri bitip diğeri başlarken kafenin önüne çoktan gelmiştim. Uygun bir park yeri bulup arabayı park ettikten sonra arabadan indim ve kapıları kilitleyip merdivenlerden çıkmaya başladım. Kapıdan içeriye girdiğimde tanıdık hissi beni çepeçevre sararken gülümseyerek etrafıma bakınmaya başladım ve onunla göz göze geldim. Murat elindeki kahve fincanını geri koyup gözlerini benden kaçırsa da bu çok kısa bir süre sürmüştü. Gözlerinin altı morarmış, her gün tıraş ettiği sakalları uzamış, özensiz olduğu her halinden belli, kombiniyle çok farklı bir adam vardı karşımda. Karşısında oturan arkadaşı beni görünce hızla yanıma gelip beni kolumdan tutarak Murat'ın yanına doğru götürmeye başladı. Şaşkınlıktan ağzımı açıp hiçbir şey diyememişken kendimi Murat ile aynı masada karşı karşı oturmuş bir halde buldum. Evrar, bu çocuğun aklında, kalbinde her kelimesinde sen varsın. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri de sen bu halde. Onunla konuş ve ne yap ne et eski Murat geri gelsin. Artık seni dinlemekten tüm arkadaşları olarak intihar edeceğiz, haberin olsun. Arkadaşı bu sözlerinden sonra giderken Murat'ın gözlerinin içine baktığında o gözlerde iki duygunun hüküm sürdüğünü gördüm. Özlem ve aşk. İkimiz de söze nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Bildiğim tek şey bu fırsatı değerlendirip Murat'a her şeyi anlatmak olacaktı. Gözleri gözlerimi yeniden bulduğunda burukça gülümsedim. Nasılsın? Bir şey içer misin? İyiyim. Hayır, içmeyeceğim. Bu arada elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ellerini titrediğini gördüm. Kahve fincanıyla oynarken birkaç defa fincanı düşürme tehlikesi atlatsa da umursamamıştı. Bana ne oldu bilmiyorum Evrar. Nasıl böyle iğrenç bir adam oldum ve seninle ayrıldık bilmiyorum. Yaptığım her şey için çok geç olsa da özür dilerim.
Titreyen ellere ellerimi bulduğunda bir anda olsa nefesim kesildi. Şu an kendimi Zebra'na ihanet ediyormuşum gibi hissetmem normal miydi? Elimi elimden çekip küçük bir gülümsemeyle başını öne eğdim. Sana anlatmam gerekenler var Murat. Ama senden tek istediğim sözümü kesmemen ve bana inanman. Murat'ın endişeli bakışları altında bir derin bir nefes aldım. Dinliyorum. Aldığım nefesi geri verdikten sonra bir elini tutup Kermin Minzeliyel, Kermin Minzeliyel, Kermin Minzeliyel sözünü 3 defa okuyarak cinlerin ve buradaki kimsenin konuştuklarımızı duymaması için seslerimizi mühürledim. Her şeyi en baştan anlatmaya başladığımda Murat'ın elini hala tutuyordum. Bana anlattıkça gözlerindeki endişeli ifade yeni bambaşka duygulara bıraktı. Elimi daha da sıkı kavrayıp sıkıca elimi hapsederken gözümden akan bir damlaya sanki kalbinde yanan ateşin üzerine damlayıp o ateşi daha da harladı. Son sözlerimi söyledikten sonra derin bir nefes alarak elimi elinden çektim ve arkama yaslandım. Ağzını birkaç defa açıp kapadı ama şaşkınlığı yüzünün her halinden belli oluyordu. Ben diyerek derin bir nefes aldı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Ebrar. Bu yaşadıkların kulağa inanılmaz geliyor. İnanmadın. Bu sözümle öne doğru eğilip iki elini sıkıca tuttu ve bir zamanlar bakmaya doyamadığım gözleriyle gözlerimin içine baktı. Hayır, sana inanıyorum Ebrar. Sadece bu yaşananları anlamlandırmak ve kabullenmek irademi zorluyor. Ama ne olursa olsun söylediğin her şeye inanıyorum. Ve başıma gelen garip olayları şimdi anlayabiliyorum. Gözlerini gözlerimden kaçırırken söylediği sözler ikimiz arasında esas gerçeği gözlerimizin önüne serdi. Şimdi sen bir cin padişahı ile evlisin, öyle mi? Evet, ama çok yakında bu saçmalık bitecek. Eski hayatıma geri döneceğim. Sorarken bile garip hissediyorum ama ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Evet, son zamanlarda bana karşı olan davranışlarıyla ona alışmamı sağladı. Ama ona asla aşık olmadım. Ne kadar pişman olursa olsun bana yaptığı onca şeyi silip atamam. Ne olursa olsun bundan sonra yanında olacağım Ebrar. Belki bu şimdi söylemem doğru değil ama seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Eğer sen istersen seninle her şeyin üstesinden gelmeye hazırım. Bu sözleriyle gözümden bir damla yaş firar ederken baş parmağıyla yanağımdaki yaşı silip geri çekildi. Çalan telefonumu çantamdan çıkarıp ekrana baktığımda Damla'nın aradığını gördüm. Kuzum, ben gelmek üzereyim. Ben kafedeyim kuzum. 2 dakikaya oradayım. Telefonu kapattıktan sonra Murat'ın beni gülümseyerek izlediğini gördüm. Damla ile mi buluşacaksın? Evet. Ben seni tutmayayım o zaman. Ne olursa olsun yanındayım, tamam mı? Bunu sakın unutma. Unutmam. Sen de bundan sonra kendine çok dikkat et. En ufak bir olayda beni ara. Ararım. Murat'ın yanımdan ayrılıp birkaç masa ilerisinde oturdum. Ve 1 dakikaya yakın bir süre sonrasında Damla geldi. Onunla özlemle kucaklaştıktan sonra garsona siparişlerimizi verdik. O esnada Murat'ın kafeden çıktığını gördüm. Garson siparişlerimizi getirdikten sonra her şeyi ve Murat ile karşılaşmamızı Damla'ya anlatmaya başladım. Ben anlattıkça Damla'nın gözleri bazı şaşkınlıktan açılmıştı. Şimdi ne olacak? Çayımdan bir yudum alırken arkama yaslandım. Bildiğim tek bir şey var. O da hükmüm olarak devam edeceksem iyilerin tarafında olacağım. Zebra'm ne olacak? Bilmiyorum. İnan, bildiğim ve emin olduğum tek şeyi biraz önce söyledim sana. Damla ile o gün saatlerce sohbet edip içimden dile getiremediğim ne varsa anlatıp rahatladım. Anlattıkça harabeye dönen hayatımın bazı taşları yerine oturmaya başlamıştı. Bu bile benim için büyük bir şeydi. Ve onu uzun bir süre hiç görmedim. Okula ateş ucu olarak gelmedi. Rüyalarıma bile artık gelmiyordu. Ona aşık değildim ya da sevmiyordum ama varlığına alışmıştım. Ne kadar kötü olursa olsun son zamanlarda bana karşı hep dürüst olmuştu. Büyü yüzünden de olsa yaptıklarını tam anlamıyla hiçbir zaman affetmeyecektim. Günas arada yanıma gelse de ona hiçbir şey belli etmeden her şey yolundaymış gibi konuşuyor ve ona karşı hep iyi davranıyordum. İçimde ona karşı biriken intikam hissi gün geçtikçe büyürken ruhumu da esir alıyordu. Annem, kardeşim ve Damla ile geçirdiğim günler ruhuma ilaç gibi geliyordu. Gün geçtikçe kendimi geçmişimden ve kötü günlerden arındırıyordum. Kurtuluşuma ve her şeyin bitmesine çok az kalmıştı. Ya da ben öyle sanıyordum. Bir ay sonra, haftalar sonra yine onunla karşı karşıyaydım. Gözlerimin içine ilk karşılaştığım Zevren gibi bakıyordu. Bu iyi bir şey miydi, yoksa korkmam mı gerekiyordu? Ne hissetmem veya ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bir hafta önce öğrendiğim şeyle hayatım, duygularım darmadağın olmuştu. Ve o gün gelmişti işte. Zevren sözünü tutacak ve Silmina'yı kurtaracaktı. Birlikte Silmina'nın atladığı o uçurumun kenarındaydık. Beni burada bekle ve ne olursa olsun sakın olduğun yerden ayrılma. Hiçbir şey söylemeden başımı tamam anlamında salladım. Ve ardından Zebran gözden kayboldu. Tek istediğim Silmina'nın kurtulması ve bir daha buraya gelmemekti. Hayatımı yoluna koymaya çalışırken yeniden başa dönmek istemiyordum. Olduğum yere oturup dizlerimi kendime çekerek kollarım ile dizlerimi sarıp başımı dizlerime yasladım. Ve beklemeye başladım. Zaman geçmek bilmese de sabırlı olmayı öğrenmiştim. Sona az kalmıştı ve sabretmek en kolay şeydi.
Rüyalarıma giren ve benden kendisini kurtarmamı isteyen Sirmina'nın hareketsiz bedenini gözlerinin önünde belirdiğinde ona endişe ve korkuyla baktım. Zebran bana verdiği sözü tutmuş ve Sirmina'yı kurtarmıştı. O iyi mi? Bir sadece uyanması biraz zaman alacak. Bazı ritüeller yapmamız gerekiyor. Gözlerinin içine minnet ile bakarken birlikte eve doğru yürümeye başladık. Geldiğimiz yolları geri dönerken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Savaşımız daha çetin olacaktı. Artık düşmanlarımıza bir yenisi daha eklenmişti. Ervah'ın kabilesi. Sirmina'yı alabilmek için her şeyi yapacaklardı. Aklımdaki sorular ise beni yiyip bitirmeye devam ediyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Zebra'nın göremeyeceğinden emin olduğum bir anda bakışlarımı karnına götürüp sağ elimi karnının üzerine koydum. Ondan sakladığım ve günden güne içimde büyüyen iki masum bebeğime ne olacaktı? O gerçeği Zebra'ya nasıl söyleyecektim? Söylediğimde sözünü tutup beni özgür bırakacak mıydı? Aklımda onlarca soruyla Zebra'yı takip etmeye devam ederken her şeyin yolunda gideceğini kendime inandırmaya çalışıyordum. Kanlı ay kızıllığıyla bedenimde izi bırakırken Sirmina'nın altın sarısı saçları da payına düşeni alıyordu. İnsan aciz bir toprak parçasıydı. Tanrı'ya kulluk etmek için yaratıldı. Kimisi kabul edip kullanırken, kimi de isyan edip şeytanın yoluna saptı. Sirmina çıplak bedenini koruma tılsımlarıyla çizdiğim dairenin içine koyan Zebran, gözlerimin içine bakıp "Hazırsan artık başlayabiliriz," dedi. Ve elindeki kan dolu kaseyi ve at kılından yapılmış fırçayı elime verdi. "Hazırım, artık başlayabiliriz," diyerek elimdeki fırçayı kasenin içerisindeki kana daldırıp çıkardım. Ve Sirmina'nın bedenine tılsımlı sözleri söyleyerek şekiller çizmeye başladım. Fırçanın değdiği yerdeki kan Sirmina'nın derisinde kaybolurken, derisinin üzerindeki kan izleri bir su gibi kaynamaya başladı. Çıkan dumanların kokusu midemi bulandırsa da dayanmam gerekiyordu. Kanı tüm bedenine sürdükten sonra kalan birkaç damlayı baş parmağıma sürüp üçüncü gözüne yani alnının tam ortasına parmağımı koydum ve içinden tılsımlı sözleri okumaya başladım. Ben okudukça kaynayan kan izlerinden katran karası sıvılar çıkıyordu. Tıpkı Zebran'da olduğu gibi. Katran sıvı Sirmina'nın bedeninin altında birikip bir girdap oluşturmaya başlarken onu yeniden içine hapsetmemesi için acele etmem gerekiyordu. Hızla gereken tüm tılsımlı sözleri okudum ve gözlerimi kapatıp Sirmina'nın ellerinin omuzlarına koyarak onu hızla kendime doğru çektim. Ve Zebran onu hemen kucağına aldı. Katran sıvı ateş gibi yanıp birkaç dakika içerisinde yok olurken gözlerimden akan mutluluk gözyaşlarıyla Zebran'a baktım. Başarmıştı. Başarmıştık. Sirmina'yı yeniden yanıma bıraktıktan sonra gözlerime hislerden yoksun fakat uzun süre bakıp hiçbir şey demeden yanımızdan ayrıldı. Sirmina'ya zor da olsa yanımda getirdiğim kıyafetlerimi giydirip uyanmasını beklemeye başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama hafif kıpırdanışlarla gözlerini açıp yüzünde acı dolu bir ifadeyle yerinden doğruldu. Ben neredeyim? Ellerinden tutup gülümseyerek gözlerinin içine baktım. Ben Ebrar, seni kurtardık Sirmina. Yeniden hayattasın. Sirmina inanamaz gözlerle bana bakarken akan gözyaşlarını aldırmadan bana sıkıca sarıldı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sirmina. Ben de ona sıkıca sarıldım ve elimle sırtını şefkatle okşadım. Tamam, teşekkür etme. Geçti, tamam mı? Artık buradasın, yanımdasın. Sana kimse zarar veremez. Sirmina benden ayrılıp gözyaşlarını silerken Zebran elinde siyah bir kurdele ve makas yeniden yanıma geldi. Sirmina ona korku dolu gözlerle bakarken Zebran kurduleyi önce benim sol bileğime sonra da kendi sol bileğine bağladı ve bazı sözler okumaya başladı. O sözleri okudukça siyah kurdele çürüyor, küçük kıvılcımlar çıkarak yanıyordu. Avucumun içinde hissettiğim acıyla irkilip elimi açtığımda kızıllığı ile gözlerimi alan kına lekesiyle karşılaştım ve o an Zebra'nın ne yaptığını anladım. İtiraz edebilir, onu evli kalmamız için zorlayabilir ama bunu yapmayacaktım. Sessizliğimi koruyarak ona aramızda evliliği bitmesini bekledim. Kurdele incecik bir ip halini alırken Zebra elindeki makas ile kurdelenin kalanını kesti. Ve önce benim bileğimdekini, sonra kendi bileğindeki bağları çözüp elinden ufalayarak toz haline getirdi. Elimdeki kına izine o tozu döktükten sonra elimi elimden çekti. Kına izi toza karışıp yok olurken Zebra acı bir gülümsemeyle gözlerini gözlerimle birleştirdi. Artık benim karım değilsin Evrar. Hep istediğin gibi özgürsün. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemez bir haldeydim. Yaşadıklarım beni o kadar yormuştu ki artık bir olayı daha kaldırmaya takatim kalmamıştı. Sirmina elini koluma koyup destek olmak istercesine bana bakarken odanın içinde beliren pembe elbiseli, bembeyaz tenli, gri gözlü bir cinliya hızla Sirmina'nın yanına gelip ona sarıldı. Allah'a şükür bulduk seni. Cinliya ve Sirmina şaşkınlıkla bakarken Zebran hiç beklemediğim bir hareket yapıp cinliyayı kolundan sertçe tutup duvara fırlattı. Pis mahlukat, sen buraya nasıl geldin? Cinliya yaşadığı acıya rağmen hızla ayağa kalkıp kendini toparladı ve Zebran'a karşı gelip onu beyaz zincirleriyle bağladı. Artık oyunun sonuna geldi Zebran. Ebrar her şeyi öğrenecek. Hayır, bunu yapamazsın.
Anne ve babasının onu bir lanet uğruna kurban ettiğini, senin bu laneti başlatmak için bir piyon olduğunu, her şeyin koskoca bir oyundan ibaret olduğunu her şeyi öğrenecek. Bedenim duyduklarımla sarsılırken Silmina beni kollarımın arasına aldı. Zebra'nın ateş saçan bakışları ruhumu korkuyla yakmaya başlarken zincirlerimden kurtuldu. Bu duyduklarımın doğru olmaması için her şeyimi verirdim. Bana bunu yapmış olamazlardı, değil mi? Anne, baba, Zebra, ne olur bunu yapmış olmayın. Ne olur, diye fısıltıyla yalvarırken gözlerim kararmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta kalacak gücü kendimde bulamıyordum. Aklımda ise cevabımdan korktuğum bir soru vardı. O soru benden izinsiz dilime döküldü. Lan, lanet gerçekleşti mi? İçimde kendim ile büyük savaş veriyordum. Babam ve Zebra'nın ihanetini bir şekilde kaldırabilirdim ama beni doğuran, büyüten annemin ihanetini kaldıracak gücü kendimde bulamıyordum. Zebra seni hamile bırakıp boşadı ve lanetin rutinin son basamağını yerine getirdi. Her şey için artık çok geç Ebrar. Sol yanıma gelen isminin Ayşe olduğunu öğrendiğim Müslüman cinne, kaderli bakışlarıyla gözlerime bakarken bayılmamak için direniyordum. Zebra'nın bebekleri en başından beridir biliyordu. Karnımda masum sandığım o iki can, Selmina'nın lanetinin gerçekleşmesi için bir piyondu. Ve Zebra'nın amacına ulaşmış, kendi üzerine düşeni yapmış, bizimle işi bitmişti. Geleceğim geçmişime tutsak olmuşken, ailem kendi çıkarları uğruna Zebra'na ve kabilesine kurban olarak beni vermişlerdi. Ben artık büyük bir lanetin parçasıydım. Belki de Selmina gibi lanetin ta kendisi. Büyük bir sinirle Zebra'nın üzerine atladım ve onu yere devirip yüzeyine çıkarak boğazını sıkıca kavradım. Evet Zebra, benden bedenen güçlüydü fakat beden gücünden daha da büyük bir gücü vardı. İnsan içinde gizli bir pusuya yatan o duygu, intikam duygusu. Gözlerinin içine içimdeki tüm saf duygularla bakarken gözlerinde ilk defa gördüğüm korku duygusu beni şaşırtmak yerine daha da güçlendirmişti. Neye inanmak istiyorsan ona inan evlat. Ama şunu sakın unutma. Benim sana olan duygularımın hepsi gerçek. Eğer gerçek olmasa... Sus artık, sus. Yalanlarını daha fazla duymak istemiyorum. Artık yolun sonuna geldin. Seni tüm nefretim ile... Zebra'nın alay dolu cümleleriyle sözümü keserken içimdeki intikam duygusu daha da kabarmıştı. Yakıp öldürecek misin? Tüm kabilemin sana düşman olacağını bile bile bunu yapacak mısın? Ah Ebrar, ikimiz de biliyoruz ki beni öldüremezsin. Sen çocuklarının babasını öldürebilecek biri değilsin. Yüzüne attığım tokat ile başı yana kayarken hızla beni yana doğru itti. Ve bu defa o üzerime çıkıp kollarımı iki yanımdan tuttu. Artık aramızdaki tüm yalanlar ve oyunlar sona erdi Ebrar. Tebrik ederim, rolünü hakkıyla yerine getirdin. Lanet artık karnımda büyüyor, her zerresinde kanıma işledi. Amir ve Efterya'nın kızı ve çocuklarımız Azap kabilesinin lanetin bedeli olarak verilecek. Sana acıyorum biliyor musun? Kandırması kolaylı, zavallı bir insansın. Murat'ın ben olduğuma bile hemen inanacak kadar zavallı. Onun daha fazla konuşmasına izin vermemeliydim. Ayşe sanki beni duymuş gibi Zebra'nın üzerinden çekerek ona yardım eden iki kişinin daha olduğunu gördüm. Zebra her ne kadar karşı koymaya çalışsa da tanımadığım iki adam onu zapt etmeyi başarıyordu. Selmina hemen yanıma gelip bana sarılırken karnımda hissettiğim ağrı ile yüzüm acıdan buruştu. Lanet bedenimde kendini acısıyla belli ederken Zebra'nın ateş saçan gözleri bir an olsun üzerinden ayrılmıyordu. Ayşe yanıma geldiğinde bir eliyle benim bir eliyle de Selmina'nın gözlerini kapadı. Ve birkaç saniye sonra elini gözlerimden çektiğinde odama geldiğimizi anladım. İçimdeki öfke geçmemiş, aksine annem aklıma geldikçe daha da artmıştı. Şimdi sıra onunla yüzleşmekti. Selmina ve Ayşe arkamda bırakıp hızla merdivenlerden aşağı indiğimde annemi salonda kahvesini içip kitabını okurken buldum. Yerimde öylece dona kalmıştım. Kızının hayatını mahvederken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. İçimdeki bitmek bilmeyen öfkeyle elindeki kahve fincanı alıp hızla duvara atarken fincan paramparça oldu. Ve içindeki kahve yere duvardan süzülüp yere dökülüyordu. Annem kitabını yanına koyup dehşet dolu gözlerle bana bakarken hızla üzerine atıldım. Ve gözlerinin içine bakarken boğazını sıkmaya başladım. Her şeyi öğrendim anne. Babam ve sen menfaatleriniz uğruna ben bir hiçmişim gibi laneti kurban ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Annemin gözlerindeki şaşkınlık yerini korkuya bırakırken ona şiddetli bir tokat atıp oturduğu yerde onu iyice koltuk ile kendi arama sıkıştırmıştım. Nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştı ama umurumda değildi. Kızım, ne olur dinle beni diye kısık sesiyle yalvarsa da onu dinleyemeyecektim. Sakın bir daha bana kızım deme. Eğer kızın olsaydım ve beni sevseydin hayatımı mahvetmezdin. Senden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Sakın ama sakın bir daha karşıma çıkma. Adımı bile anma. Senin artık Ebrar adında bir kızın yok. Derin bir nefes alıp annemin yüzüne nefret ile tükürüp ona şiddetli bir tokat daha attım. Gözleri kapanırken dudağımdan sızan kanı gördüğümde biraz olsun üzülmemiştim. Sanki içimde ben değil başka biri vardı. Ebrar yeter. Artık buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi güzelim, eşyalarını toparlayalım. Semina ve Ayşe beni ailemin yanından uzaklaştırırken odama geri döndük.
ve hızla birkaç parça kıyafetimi, telefonumu, şarj aletimi ve biriktirdiğim paralarımı sırt çantama koydum. Odama son bir bakış atıp çıktıktan sonra annem ve babam onun odasına gidip kasanın şifresine girerek annemin mücevherlerini ve tüm paralarını aldım ve çantama attım. Gideceğim yerde en azından bir süre beni idare edebilirdi. Evden hızla çıkıp bahçedeki arabama doğru yürürken bize doğru gelen iki adam ile adımlarımı durdurdum ve onlara çatık taşlarımla bakmaya başladım. Simine'ye ağlamaya başlayarak onlara doğru koşarken onların kim olduğunu anlamaya başlamıştım. Can abi, Hakan abi geldiniz buradasınız diyerek onlara sıkıca sarılan Simina bir süre sonra ikisinin ortasında yürüyerek yanıma gelip durdu. Hakan abi ve Can abi Mardin'de benim ailem oldular. İkisi de Hüttam Simina. Artık güvendeyiz. Onlara sadece acı dolu bir gülümseme attım ve arabanın şoför koltuğuna geçtim. Selmina ön koltuğa otururken Can ve Hakan arka koltuğa oturdular. Ayşe bizi gideceğimiz yerde bekliyor olacaktı. Arabada oluşan kısa bir sessizliğin ardından uğramamız gereken son bir yer var diyerek arabayı çalıştırdım ve Murat'ın evine doğru arabayı sürmeye başladım. Birkaç dakika sonra arabayı Murat'ın evinin önüne park ettikten sonra ''Siz beni burada bekleyin, birazdan geliyorum.'' diyerek arabadan indim. Etmem gereken acı bir veda vardı ve bu veda ile kalbimi yerinden söküp Murat'ın kalbine emanet edecektim. Kapıyı çaldıktan kısa bir süre sonra Murat uykulu gözlerle kapıyı açtı. ''Evrak hoş geldin. Keşke geleceğini önceden haber verseydin. Ne oldu sana, iyi misin?'' Gözlerimden akan yaşlar tenime akıp kavururken hiç düşünmeden Murat'a kokusunu içime çeke çeke sarıldım. Kalbimdeki acı gitgide atarken ona hıçkırıklarım da eşlik ediyordu. Murat bana sımsıkı sarılıp saçlarımı öpücükler kondurarak beni içeriye aldı ve kapıyı kapattı. Birlikte salona gidip koltuklara oturduğumuzda hala ona sarılıyordum. Saçlarımı yüzümün önden çekerken alnımdan öptü ve beni kendine daha da sıkı bastırdı. Düzlü ve kısık çıkan sesimle sormadan ona her şeyi anlatmaya başladım. Anlattıkça canım yanıyor, hayal kırıklıklarım güvenime ağır darbeler indiriyordu. Ben bundan hiçbirini hak etmemiştim. Son sözlerimin ardından korkuyla Murat'ın gözlerinin içine baktığımda onun da benim gibi ağladığını gördüm. Birden hiçbir şey söylemeden yanımdan kalktı ve salonu terk etti. Beni kendimle baş başa bıraktırken iki büklüm oldum. Bu yaşadıklarımdan sonra benimle birlikte olmak istememek en doğal hakkıydı. Ona kızamazdım, darlamazdım da. Birkaç dakikaya öylece koltukta kala kaldım. Kendimden ayağa kalkmak için güç bulduğumda koltuktan kalkıp kapıya doğru yürürken Murat yeniden karşımda belirdi. Elinde küçük bir çanta taşıyordu. Sana söz verdim güzel gözlüm. Ne olursa olsun senin yanında olacağım diye. Ve şimdi o sözümü tutmanın vakti geldi. Seninle nereye gidersen oraya geliyorum. Ağzım şaşkınlıktan açılırken gözyaşlarımın tuzlu tadını yeniden tattım. Murat bana sımsıkı sarıldıktan sonra iki eliyle yüzümü kavradı ve dudaklarıyla ölü ruhuma yeniden hayat vermek istermişçesine dudaklarımı öpüp geri çekildi ve elimi sımsıkı tuttu. Sen kalbimin diğer yarısı değil, kalbimsin, yuvamsın, sevdiğimsin Ebrar. Senin uğruna canımı verecek kadar çok seviyorum seni. Ne olursa olsun bunu asla değişmeyecek. Dudaklarında buruk bir mutluluk buhçesi can bulurken Murat'ın yönlendirmesiyle evden çıktık ve arabaya bindik. Murat tam arkamda oturuyordu ve dikiz aynasından bana bakıp gülümsüyordu. Zebra'nın sessizliği ve gitmeme izin vermesi aklımın bir köşesinde endişe kırıntıları yaratsa da korkularım Murat'ın varlığı ile yitip gidiyordu. O yanımdaydı ya, gerisi önemli değildi. El ele tüm zorlukları, engelleri aşardık. Kalplerimiz birbirimize gerçek aşkı öğretirken sınavımızın bitmediğini biliyordum. Başımı sağ yanıma çevirdiğimde Selim'in elimi güvenle ve gülümseyerek sıktı ve arabayı çalıştırarak sürmeye başladım. Toprağa kavuşamayan sevdalıların kanıyla sulanan, geceleri iblislerin ruhlarıyla örtülen şehre doğru gidiyordu. Mardin.